Kistik fibrozis tanısı için temel standart ter testidir. Bunun için aşırı egzersiz yapıp çok terlemeniz istenmez. Testte terin içindeki klor miktarı analiz edilir. Yani bu testin amacı ne kadar klor olduğuna bakmaktır. Anormal derecede yüksek klor değerleri kistik fibrozise işarettir. Bu test genellikle bebeklerde uygulanır. 2 ila 4 haftalık arasında olan bebeklerde genellikle doğru bir ölçüm alınabilmektedir. Bebekte genetik olarak KF ihtimali varsa, ebeveynleri geni taşıyorsa ya da yeni doğan testlerinde herhangi bir anormallik varsa doktorlar bu testi isteyebilirler. Hastanede doğan her bebeğe yeni doğan tarama testleri yapılmaktadır. Bu testlerde metabolik faktörlere bakılır. Bunlar potansiyel olarak KF'ye işaret edebilecek şeyleri gösterebilir ve anormal bir durum varsa da genellikle ter testi yapılır. Bu testte yapılan şey aslında çok basit. Bebeğin ya da test yapılan kişinin hareket etmesi bile gerekmez. İlk olarak test edilen alanda ter oluşmasını tetiklemek için deriye bir solüsyon uygulanır. Sanırım bir pozitif, diğeri de negatif olmak üzere iki elektrot derinin üzerine konur, akım başlatılır ve bu akım ter bezlerini harekete geçirir. Mesela bunun deri arkadaki şu kısmında ter bezi olduğunu düşünün. Terleme tetiklendikten sonra deriden çıkan ter toplanıp laboratuvara gönderilir ve içinde ne kadar klor olduğuna bakılır. Her testi işte böyle yapılır. Tabii ki genin kaynağına inmek için genetik testler de yapılabilir. Hastalıkla ilgili genin ne olduğunu zaten biliyoruz. Hatırlarsanız bunun CFTR geni olduğunu söylemiştik. Ama bu hastalığa neden olan gen bu olsa bile bunun farklı türlerine sahip olan KF'li insanlar olabilir. Yine de çoğu zaman genetik testlerle bu genin normal olup olmadığına bakmak KF'yi teşhis edebilir ter testi ve genetik testler hastalığın olup olmadığı sorusuna evet ya da hayır gibi bir cevap vermektedir. Ancak bu soruyu uygun zamanda sormak için KF'den henüz haberdar olmayan kişilerin hastalığı anlamalarına yarayacak bazı teşhis ipuçları vardır. Örneğin bebeklerle muhatap olan insanların büyüme geriliği konusunda dikkatli olmaları çok önemli. Büyüme geriliği derken bebeğin kilo almaması ve gerektiği kadar büyümemesini kastediyoruz. Bu durumda ilk yapılması gereken ebeveynlerin bebeği doğru şekilde beslediğinden emin olmak. Tabii bununla birlikte doğal nedenler dediğimiz bebeğin metabolizmasında neler olup bittiğini açıklayan şeylere de bakmak lazım ki KF'de bunların en önemlilerinden biri. Evet. Büyüme geriliği varsa ter testi yapmak belki de iyi olacaktır ya da mesela sık sık akciğer enfeksiyonu geçiren insanlara da dikkat edilmeli. Özellikle de normal insanlarda genellikle bulunmayan bakteri veya organizmalardan kaynaklanan enfeksiyonlar söz konusuysa. Örneğin Pseudomonas. Bu kistik fibrozis hastalarının akciğerlerinde bulunan yoğun kıvamlı mukusa sahip ortamda hızla gelişen bir bakteridir. Yani bu KF hastalarında sıklıkla görülen bir pnömoni türüdür. Ancak KF olmayan kişilerde pek görülmez. Dolayısıyla püsodomonas gibi hastalıklar da KF konusunda sizi uyaran ipuçlarındandır. Tabii bir de eksik beslenme konusu var. Bu durumda hasta dünyaları bile yese, KF yüzünden pankreası yediklerinin sindirimine yardımcı olamıyorsa o zaman eksik beslenmiş olacaktır. Aşırı şişmiş haldeki akciğerleri incelemek için akciğer filmi istenebilir. Ayrıca bebeklerde karın bölgesinin röntgeni de istenebilir çünkü KF bağırsakları da etkileyebilir ve bu durum bazen röntgende de görünür. Şimdi bebeklerle ilgili olarak bir noktadan daha bahsetmek istiyorum. Bebeklerde mekonyum gecikmesi durumuna da dikkat edilmelidir. Mekonyum, bebeklerin ilk doğduklarında çıkardıkları koyu yeşil kahverenkli ilk dışkılarıdır. Bunu ilk kaka gibi düşünebilirsiniz ama bebek henüz bir şey yemediği için bu aslında kaka değildir. Sonuç olarak bu dışkı dışarı atılmazsa bunun birkaç nedeni olabilir ve KF'de en önemli nedenlerden biridir. O yüzden yeni doğanlarda ilk birkaç saat içinde mekonyum çıkmaması halinde bu konunun üzerine düşmeli ve bebeğin belki de kistik fibrozis olup olmadığına bakmalıdır. KF'yi teşhis etmek çok da gizemli bir şey değil. Sonuçta hastalığa sebep olan geni ya da ter testinin kesin bir doğruluğu olduğunu biliyoruz. Bu nedenle asıl önemli olan kistik fibrozis tanısında bu ipuçlarına dikkat etmek ve bunların görülmesi durumunda KF'yi aklınızda bulundurmaktır.